Bugün telefonunda ne var bunu konuşacağız. Bakalım neler varmış. Bakalım ne var telefonunda. Telefonumun markası Samsung Note 4. Memnunum. Gayet güzeldi. Bir tek şunun üstü kalem koymuşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Arada böyle sırtım falan kaşıyorum. Telefonumun markası gördüğünüz üzere iPhone 6. Ben memnunum. Bayağı memnunum yani. Hiçbir yamuğunu görmedim. İyi ya, tam bir tüketici telefonu yani iPhone bence. Bence yani bilmiyorum. Yüzlerce denemedim ama onlarca denedim. En iyi müzik çalar Apple ürünleri yani. iPhone, iPod, iPad. Müzik anlamında, müzik dinlemek anlamında çok iyi. Samsung Note 3 N9000Q modeli Note 3'ün. Sadece şöyle bir problemim var. Bu telefonu aldım. Müthiş bir telefon. Hani kesinlikle hiçbir şey tartışmıyorum. Bu telefonu aldıktan sonra diğer telefonlar çok küçük gelmeye başladı. Bundan sonra büyük telefon alacağım. Ben şu an iPhone 6 kullanıyorum. Arada birkaç kere başka bir telefona geçeyim diye niyetlendim. Fakat ben en başından bir iPhone kullanıyorum. Tabii şey, iPhone çıktığından beri. Ya bu iPhone'un kötü tarafı şu aslında. Telefonu hala kullanmaya devam ediyorken yeni model çıkınca dürtüyor seni ve yeni model alıyorsun. O iOS'un sürümü bir süre sonra senin telefonunu desteklememeye başlıyor. Evet, dolayısıyla ağır geliyor. Sen de o zaman mecburen yeni telefon alıyorsun ki rahat rahat kullanabilesin. Ben de 5S kullanıyorum. Bundan önce 4S kullandım ben de. Ben hep iPhone kullandım. Yani Android'e hiç bulaşmadım. iPhone çok basit abi ya. Ben kullanışını çok seviyorum iPhone'u. Şu an iPhone 6 kullanıyorum zaten, arkadaşlar biliyorlardır. Bir keresinde Android'e geçmek gibi bir bence hata yapmıştım. Bir daha geçmem. Bence iPhone çok güzel. Ekranları çok güzel. Benim sonuçta bilgisayarım da Mac. Ofis bilgisayarım Mac. İşte telefon iPhone olunca bunlar çok kendi aralarında böyle bir sinerjileri konuşuyorlar. Konuşuyorlar. Bayağı bir iletişim. Aynı ailedenler yani. Yüksek mi o an kendi aralarında iOS'ları? Benim duvar kağıdımda oğlum var. Ada var ve her zaman da ada vardı. Yani şimdi ara sıra değiştiriyorum resmini ama yani doğduğundan beri neredeyse 2004'ten beri yani telefonlarımın hepsinde 2004'te bilmiyorum telefonun izin veriyor muydu ama işte wallpaper izin veren telefonlardan biri, her zaman adanınkini koydum ve çocuk sahibi olanlar biliyorlar hakikaten, ben ara sıra telefonumu tıklayıp açıp adanın fotoğrafına bakıp kapatıyorum. Duvar kağıdımda uzay var. Bak burada kocaman bir uzay var. Yani bir galaksi, bu Samanyolu olması lazım. O ara öyle yıldızlarla bakışıyoruz. Senin beynin mi bence o? Galaksi. Galaksi gibi bir beynim var. Ben de Star Wars evreninden Boba Fett bakayım, isimli bir karakter var ekranımda. Bundan önce de Darth Vader kullanıyordum. Güzelmiş. Yani şöyle kendisi orada kelle avcısı olarak geçiyor ama iyi karakterlere yardım ettiği ama onlara kötü davrandığı yerler de var. Onlara kötü olduğu yerler de var. Ben de tam tersi. Bende hiçbir şey yok. Şimdiye kadar wallpaper koymak aklıma bile gelmedi. Temanın arkasında ne çıkarsa zaten güzel resimleri seçiyorlar. Şu anda buz var mesela. Arada değişiyor. Böyle mor bir şeyler vardı da onu da hatırlamıyorum ne olduğunu. Rastgele yani. Ben de eşimle ben sevdiceğimle beraber Ankara'da çekildiğimiz bir beraber çekildiğimiz fotoğraf vardı. Evet. İkimizin fotoğrafını koyuyorum ben. Bazen tek Sezgi de oluyor bu. Bazen ikimiz de oluyoruz. Bende şu an bir şey yok. iPhone ekranı var. Yani stok resim. Yani niye böyle diyorsan stok resim değil. Ben işte mavi stok olabilir. Bende eskiden kendi fotoğrafım vardı. Ayıptı söylemesi. Çok ama bencilce ya. Aynen. Kesin öyle. Ama sonra o kadar fazla biz böyle uygulama tanıtmaya başladık ki telefonum o kadar böyle yani videolar çıkıyor ki böyle sürekli benim resmim olmasın diye çıkarttım. Ayıp olmasın diye arkadaşlara. Medya uygulamalarını işte Instagram, Facebook, Twitter, bir de işte Facebook'un sayfa yöneticisi var. Onları aşağı yukarı ortak kullanıyorum ama en çoğu muhtemelen YouTube'un stüdyo. Güzel uygulama. Rakamları hakikaten doğru veriyor. Anlık olarak. Abi Geek diye bir site var. Geek.com diye. Onun böyle bir uygulama şey var iPhone'lar falan için. Onu indirdim abi ben. Yani bir şey almıyorum aslında da her gün böyle canım sıkıldığında değişik ürünler var. Yurt dışından böyle gönderiyorlar. Helikopterden tut, uzaktan kumandalı arabaya. İşte bahçe araç gereçlerinden tut. Bizim bu denediğimiz bazı ilginç ürünler falan var ya, onlardan onları da görüyorum. Sanırım benim Spotify adlı bir radyo uygulaması, müzik uygulaması var. Radyo değil tam olarak Spotify aslında. Yani aslında albüm dinleyebiliyorsun, müzik uygulaması. Bence çok kullanışlı, çok fazla internet hızı da istemiyor, çok yüksek hızlar da istemiyor. Benim de en çok baktığım bir YouTube için çalışan biri olarak YouTube'un stüdyo programı ki burada da hani bilmeyenler için söyleyelim, anlık izlenmeleri
takip ediyorsunuz. Evet, anlık rakamları veriyor. Hakikaten faydalı bir uygulama. Ben yorumlara çok bakmıyorum oradan. Benim bu ara en çok açtığım uygulama Worms 3. Oyun yani. Hastasıyım. Bir galiba Amiga'da falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama Worms 2'den beri çok severim Worms oynamayı. Ben hiç oynamadım ya. Ben geçen durup dururken aklıma geldi. Ya dedim Worms var mıdır lan acaba falan diye. Buldum indirdim. Böyle gözlerimden kan akacak artık. Şu şuncacık ekranda Worms oynuyorum böyle deli gibi falan. Sarıyor yani. Abi büyük sarıyor. Abi ben en çok çok bilinen tabii ki Instagram'ı kullanıyorum. Ama Instagram dışında da ben Drive, Google Drive çok fazla kullanıyorum. Niye dersen orada benim Google Drive'da işte o şeyler var, Excel sheetler var. Ben mesela orada oha diyorum yap yapın mesela bütün videoları işte ya da yayına girecek videolar bütün oradan görebiliyorum. Kontrol yani, edebiliyorsun. Oradan kontrol, oradan mesela işte yazıyorum, aklıma fikir geldiği zaman oraya yazıyorum falan. Güzel bir uygulama ya yani Drive dışarıdayken de çok güzel Drive, bir Drive de güzel. Excel'i bu arada çok güzel toparlıyor. Instagram'da repost yapmak için saçma bir şekilde ekstra bir uygulama yüklemek gerektiriyor. Instagram'da başkasının gönderdiği şeyi alıyor, gönderiyor, altına da yazıyor. Onun sayesinde gönderdiğini. En son şeyi gümletmişim. Snapseed diye bir uygulama. Eski bir uygulamaymış ama evet. Fotoğraf uygulaması. Ne yapıyor? Abi çok güzel böyle afiş gibi yapıyor fotoğrafları falan böyle. En son yüklediğim uygulama benim Yoki Gitar. Bu Yoki Gitar şey gibi biraz, Rock Band vardı ya eskiden. Yani hala vardı Rock Band de böyle bir tane gitar çıkıyor böyle o gitarla böyle şarkı çalmaya çalışıyorsun. Gitar Hero gibi. Benim en son yüklediğim uygulama ya ben ara sıra böyle yürüyüş yapmaya hevesleniyorum. Onun için de Map My Walk diye bir şey yükledim. Yukarıdan bakıyor işte şeyden uydudan ve senin yürüdüğün rotayı çiziyor haritada. Aynı zamanda ne kadar yürüdüğünü söylüyor. Ben en son Runkeeper kurdum. Ne bileyim seni takip ediyor, ne kadar koştun, haritanı çıkarıyor, şu kadar kalori yaktın, bu kadar dehidrasyon. Yok işte onun üzerine arkadaş oluyorsun. En son Melih'le arkadaş olduk hatta. Benim de en son yüklediğim application bir taksi. Mesela bir arkadaşınla taksiyi çağırıyorsun ve izleyebiliyorsun taksinin nereden nasıl götürdüğünü. Bıraktığı yere kadar bütün harita üzerinde kontrol edebiliyorsun. Bir kız arkadaşım var. Annem var, babam var, iki tane daha arkadaşım var. İşin açığı favori diye bir şey yok bende. Neden diyeceksin? Çünkü hepsi karıcım yani hep sezgili yani. Ara sıra Melih dahil oluyor, annem, Melih. Öyle yani. Yani tabii ki annem ve babam var ilk önce. En tamam. Çok aradığım insanlar. Evet, bir iki arkadaşım var, ev arkadaşım var, sen varsın gördüğün üzere. Oo, annem ve babam var. Onlarda. Ben sende yok muyum? Yok muyum? Benim de en başta Melih var. Çok hayatımda olan Melih herhalde. Hayatımda herhalde en çok gördüğüm insan olsa gerek yani. Çünkü sonuçta burada herhalde en az 10 saat buradayız. Evde işte 6-7 saat uyusan demek ki yani eşimi oğlumu daha az görüyorum ben. O yüzden de en üstte Melih var. Sonra oğlum var. Oğluma da bir isim uydurdum. Aslan çocuk iyi ki var diye. Sonra annem var. Sonra eşim duymasın sonra da eşim var. Daha sonra. Ama bunu bilmiyorum. Muhtemelen ben. Bu koyma sırasına göre dizmiş bunu. Yoksa açıkçası ben içimde daha fazla tabii ki görüşüyorum buradan kendisine. Saygılar sunuyorum yani. Tabii ki Burçak'la başlıyor. Ondan sonra işte babam var. İşte Emre var bir arkadaşım. Melih var. Ne bileyim Arif var. Yani böyle sık sık aradığım insanlar var. Çok da kolay yıma geliyor. Annem falan. Burak abi. Yok ben... Ben de kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Kaldırma oğlum kaldırma ya tam kaldırma. Hani ne işin var senin de benim kızıl arabalarımda o zaman ya favorilerimde. Sen benim favorim değilsin bundan sonra. Bitti. Abi tamam alırım bütün ya. Bütün ilişkimiz bitti bundan alırım sonra. Alırım o kadar bir şey değil. Bende kimler var? Sırasıyla sayıyorum sırayla. Kız arkadaşım var. Annem var, babam var. Çok iyi arkadaşım var. En iyi arkadaşım var. Çok iyi arkadaşım. En iyi arkadaşım var bir tane. Ersan abi var. Bizim oranın otoparkı var. Otopark arabayı getirsin diye. Bir de Tuğçe var. Yani otopark var ben yokum. Teşekkür ederim. Bir de Tuğçe var. Ofisten bir tek zaten Ersan abi de Tuğçe var. Abi senle biz o kadar sık konuşmuyoruz ki. 2-3 haftada bir. 2-3 haftada bir. Bir de zaten senle konuşuyorsak anındaki geç gelmişsin zaten. Abi neredesin? Evet ya bu yüzden oluyor genelde. O yüzden biz çok sık konuşmuyoruz telefonda. Ama ben ekleyeyim dur. Ekleyeyim hadi. Yok ya ekleme. Ekliyorum. Tamam ekliyorum.